Muğla'ya döneceğiz yine sıcak bir noktaya. Kıvanç Özdal, Ulusal.com.tr haber müdürü bizi bekliyor. Kıvanç Özdal, şu an tam olarak neredesin? Bulunduğun noktada yangınla mücadele nasıl seyrediyor? Gün içerisinde neler yaşandı? Bize aktaracağın sıcak notlar için sözü sana bırakıyoruz. İyi akşamlar Deniz Çağlayan. Sencer hocamızı biz de buradan dinliyorduk. Şu anda Köyceğiz'deyiz. Köyceğiz'in Pınar Köyü'ndeyiz. Pınar Köyü'nün hemen üzerinde Sazak Köyü yer alıyor. Sazak Köyü şu anda yangınla mücadelenin esas noktası, toplanma merkezi diyebiliriz. Bütün kamu görevlileri, devlet görevlileri, belediyeler. Burada şunu defalarca ifade etmemiz gerekiyor. Türkiye'deki yangınlara sırf bölgedeki belediyeler müdahale etmiyor. Türkiye'nin dört bir yanından bütün belediyeler, aynı zamanda orman işletmesi için de geçerli orman işçileri, tüm Türkiye'deki orman işçileri şu anda Türkiye'deki yangınlara müdahale ediyorlar. Dediğimiz gibi Sazak Köyü hemen bizim yukarımızda bulunuyor. Orada bir bağlantı sorunu yaşadığımız için gelişmeleri aktarmak için aşağı buraya indik. Sazak Köyü'nün bir özelliği de Marmaris İçmeler'de şehit olan Şahin Aydemir, hani itfaiye ekiplerini su taşırken şehit olan genç arkadaşımız, aslında onun köyü orası. Bugün Sazak Köyü Köyceğiz'deki yangının merkeziydi. Bütün kriz masası da orada kurulmuş durumda. Oradan yukarıya Kayabaşı mevkii var. Bir de sol tarafında Zindan mevkii var. Bu iki yerdeki yangınlara oradan anında müdahale ediliyor. Şu anda ise arkamda Pınar Köyü'ndeki yardım merkezini görüyorsunuz. Buraya gelen yardımlar yiyecek, içecek, gıda, buz. Özellikle buz çok önemli çünkü içecekler ısınmasın diye sürekli bir buz takviyesi de yapılıyor. Buraya getiriliyor. Buradan da yukarı Sazak Köyü'ne götürülüyor ve orada yangınla mücadele eden kahramanlara sunuluyor. İhtiyacı kadar isteyen oradan alabiliyor. Burada aynı zamanda gönüllüler de toplanıyor. Toplanan gönüllüler birlikte yukarı çıkıyorlar. Biz ulusal kanal olarak uzun süredir sahadayız. İzleyicilerimize şu uyarıyı yapalım. Şimdi yangınların olduğu noktalarda gerçekten de çok dar yollar var, köy yolları var ve burada tırlar, griderler, itfaiye araçları, tankerler geçiyor. Ve buraya gitmeye çalışan gönüllüler kişisel arabalarını kullandıkları zaman buradaki yolları tıkıyorlar. Dolayısıyla buradan şu uyarıyı da izleyicilerimize yapmış olalım. Eğer yangın bölgelerine, orada siz de yangına bir bardak su bile olsa bir katkı sunmak istiyorsanız, yapacağınız şey yakındaki bir yardım noktasında arabanızı park etmeniz ve buradan herhangi bir minibüsle toplu şekilde yukarı çıkmanız olacaktır. Bugün yukarıda Sazak Köyü'nde bunu yaşadık. Sazak Köyü'nde öğlen saatlerinde rüzgarın da etkisiyle, çünkü yüksek rakımlı bir yer, 800 metre civarında bir yer, rüzgar aniden şiddetlenince bir anda yangın hızla yayılmaya başladı. İşte o sırada jandarma oradaki gönüllülerin aşağı inmesini istediğinde oradaki özel araçlar buna engel olabiliyor. Dolayısıyla tekrar edelim. Eğer yangın bölgesinde faydalı olmak istiyorsanız araçlarınızı bir önceki toplanma merkezinde bırakmanız gerekiyor ve onun ardından buradan toplu şekilde yukarı çıkmak kesinlikle daha faydalı olacaktır. Koordinasyon açısından son derece önemli bir nokta bu. Sazak Köyü zaten boşaltılmıştı geçtiğimiz günlerde. Çayhisar da öyle. Bunun dışında Çövenli de boşaltıldı. Ve yangın şu anda buradan kuzeydoğuya doğru ilerliyor. Yani Köyceğiz'in kuzeyindeki yangın artık buradan doğuya doğru ilerlemeye başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dileğimiz bu gece veya yarın sabah kontrol altına alınabileceği. Yalnız biz de olay yerindeydik ve rüzgarın nasıl bir etki ettiğini gördük. Özellikle öğle saatlerinde çıkan, tepelerde çıkan rüzgar bir anda yangının hızla yayılmasına sebep oluyor. Buna karşı da önlemler alınıyor tabii. Ağaç kesme faaliyeti yürütüldü bugün. Yangın diğer taraflara geçmesin diye. Zaten Sazak'ın üstündeki Kayabaşı mevkiinin devamı Denizli. Özellikle yangının Denizli iline taşmaması için
büyük bir çaba sarf edildiğini söyleyebiliriz. Şu anda buradan aktaracaklarımız bu şekilde Deniz Çağlayan. Diğer gelişmeleri de ilerleyen saatlerde aktarmaya devam edeceğiz. Ulusal.com.tr Haber Müdürü Kıvanç Özdal'a çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir uyarı yaptı.